yönelik yapılan operasyonlar nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldan beri Türkiye'nin gündeminde kimyasal silah kullanımı ve bununla ilgili iddialar var. Ama 2021'in yılından beri, yani TESAKA'nın Gara operasyonundan beri bu iddialara yönelik çok önemli, ciddi bir araştırma yapılıp sonuçlar ortaya çıkmadı. Fakat son işte Zaaf Avaşin, Metin'e yönelik operasyonlar ve bununla birlikte EPG Basın İrtibat Bürosu'nun kamuoyuna gönderdiği videodaki görüntülerden sonra hakikaten hem Türkiye hem dünyanın gündemine giren bir konu oldu. Son zamanlarda bu nedenle çokça belirtiliyor tabii ki. Yine belirtmek ve altını çizmek gerekir. Kimyasal silah kullanımı bir suçtur. Yani hem uluslararası sözleşmelere göre Birleşmiş Milletler konvansiyonel kimyasal silahlar sözleşmesine göre hem de OPSV gibi kimyasal silahların denetlenmesini yapan örgüte ve bu örgütlere üye olan ülkeler açısından bir suçtur. Yani insanlığa karşı bir suç olarak değerlendiriliyor dünyadaki bütün insan hakları örgütleri tarafından. Zaten de bizim açımızdan öyledir. Şimdi tabii ki esas sorulması gereken soru şu: Türkiye her iki kurumunda üyesi olarak neden böylesine kimyasal silah kullanımlarıyla ilgili iddialarla karşı karşıya geliyor? Tabii ki Türkçe'de bir deyim vardır. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. Sonuç olarak hem çatışma alanlarından yansıyan görüntüler, çok fazla kimyasal silaha benzeyen renkli gazların çıkışıyla ilgili görüntüler, hem de iki gerilanın yaşamını yitirdiği son anlara yönelik yansıyan görüntüler bunun böyle olduğunu gösteriyor. O nedenle tabii ki Türkiye bu görüntülerden sonra oldukça sıkıştı. Bir cevap vermesi gerekiyor bu görüntülere. Ama biz biliyoruz tabii ki devletler her ne kadar bu tür silahları kullansalar da asla kabul etmezler. Çünkü onlar da bizim bildiğimiz gibi bunun bir insanlık suçu olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini biliyorlar. O nedenle inkar yoluna gidiyorlar. Türkiye'nin yaptığı da bu oldu. İnkar yoluna gitmek oldu. Fakat görüntüler ve ortaya çıkan tablo bu inkarın son derece şey olduğunu gösterdi. Yani gereksiz bir inkar olduğunu gösterdi. Çünkü görünen köylerde sonuç olarak kılavuz istemiyor. Bir bilim insanı olarak, vicdanlı bir aydın ve kadın olarak görüntüleri bilimsel bir açıdan değerlendirdi ve sonuç olarak yani kimyasal silahın kullanımıyla ilgili bir durumun olabileceğini, ama tabii ki bunun bilimsel bir heyet tarafından incelenip sonuçlar ortaya çıktıktan, raporlaştırıldıktan sonra söylemesinin daha doğru olacağını ifade etti. Ancak bu kısa öz açıklama bile hakikaten bu iktidarı, AKP-MHP iktidarını çok korkuttu. Sanki suçüstü yakalanmış gibi oldular. Ve bu düşüncenin, bu fikrin, bu analizin yaygınlaşmasını istemediler. O nedenle yapabilecekleri tek şey, yani devletin zor gücünü kullanarak ve toplumda da bu yönlü bir baskı ve yıldırma politikası da uygulayabilmek için Şebnem Hoca'yı gözaltına aldılar ve tutukladılar. Tabii ki Şebnem Hoca yaşamı boyunca hiçbir zaman devletlere ve bu tür mekanizmalara biat etmemiş bir bilim insanıdır. Onun tutuklanmasıyla dünyada daha fazla Türkiye'nin kimyasal silah kullanabileceğine yönelik
şeyler, görüşler ve düşünceler ağırlık kazanmaya başladı. Yani her zaman yapılan bu tür operasyonların böyle istedikleri gibi de sonuç vermediğini söylemek gerekir. OPSV sizin dediğiniz gibi devletlerin başvurusuna alan bir kurum. Ama yani kurumun oluşum biçiminde zaten bu yönlü bir sıkıntı var. 193 üyenin hepsi devlettir. Biz devletlerden yapıları gereği böylesi bir insanlık suçu işledikten sonra bunu kabul etmelerini ve bununla ilgili bir başvuru yapmalarını öz itibariyle isteyemeyiz. Bununla ilgili aslında ikinci mekanizma Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler'e de Türkiye üyedir. Birleşmiş Milletler devletsiz halkları da koruyan bir kurumdur. Yine Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin pek çok maddelerinde halklar, topluluklar, devletsiz halklar koruma ve güvence altına alınmıştır. Ancak ne yazık ki böylesi kurumlarda bile emperyal güçlerin, uluslararası güçlerin ağırlıklı etkileri vardır. Birleşmiş Milletler'in bu konuda yapmak istediği girişimler, çabalar da zaman zaman ne yazık ki sonuçsuz kalmaktadır. Milletlerden de elbette ki beklentimiz var. Elbette ki Birleşmiş Milletler'e de çağrımız var. Bu yönlü hem OPSV önünde hem Birleşmiş Milletler önünde Kürtler ve dostlarıyla birlikte eylemler yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Birleşmiş Milletleri harekete geçirmeye çalışıyorlar. İşte Jinders'in yani Jin Haber Ajansı'nın OPSV'ye yaptığı bir başvuru yaptı, vardı. O başvuruya OPSV gelişmeleri ve iddiaları izliyoruz dedi ama bir devlet başvurusu olmadığından bu konuyla ilgili bir araştırma ve inceleme yapamayacaklarını söyledi ama bu iddialar bağlamında inceleme halinde. Yani anlaşılan o ki hem OPSV'nin yapısında bir değişiklik olmadığı müddetçe Birleşmiş Milletler'in de üzerindeki tahditler, yaptırımlar çeşitli ülkeler tarafından kalkmadığı müddetçe bu konuyla ilgili bir yol almak zor görünüyor. Şimdi ne yapmak gerekir? O zaman toplumun vicdanını harekete geçirmek gerekir. Sivil toplumu harekete geçirmek gerekir. Yani sivil toplum hem Birleşmiş Milletler üzerinde hem OPSV üzerinde eylemlerle, etkinliklerle baskılarını, demokratik baskıyı arttırdığı sürece biz ancak sonuç alabiliriz. Kimyasal silah kullanımıyla ilgili iddialar Güney Kürdistan dolayısıyla Irak toprakları içerisindedir. Sonuç alabilmek için en kısa yolun yani Irak Cumhurbaşkanlığı'na ve Irak Merkezi Hükümeti'ne ben baskı yapmak olduğunu düşünüyorum. Ve aslında daha kısa bir yol elbette ki Güney Kürdistan Hükümeti'nin yapacağı başvurudur. Ama şu ana kadar yaşananlar itibariyle hem KDP'nin hem Güney Kürdistan hükümetinin böyle bir başvuruyu yapmadığı ve yapamayacağı da anlaşılmıştır. Tabii ki bu konuda da baskılar, demokratik baskılar sürdürülmeli. Ancak daha kısa yani sonuç alabileceğimiz yer Irak Cumhurbaşkanlığı'dır ve merkezi Irak hükümetidir diye ben düşünüyorum. Yani sonuç olarak biz demokratik kamuoyunun baskısıyla bir sonuç alabiliriz. Bu konuda şu anda devletlerden bir şey beklemek, yani yaklaşım beklemenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuç vermeyecek diye düşünüyorum. Yani mevcut önümüzdeki tablo bize bunu gösteriyor. KDP Güney Kürdistan'da siyasi geleceğini, AKP'nin siyasi geleceğine bağlamış durumda. Bunun tabii pek çok nedenleri var. Fakat sonuç olarak ortadaki tablo bu. AKP Türkiye'de yaşadığı müddetçe, kazandığı müddetçe, iktidarda olduğu müddetçe bu KDP'nin de iktidarda olması demektir. Yani bir anlamda siyaseten
kader birliği yapmışlar gibi görünüyor. O nedenle bir Kürt partisi olmasına rağmen, yani Kürtlerin hakları, özgürlükleri için mücadele eden bir parti olmasına rağmen, çatışma alanlarında, kendi bölgesinde yaşanan çatışma alanlarına sivil heyetleri, bağımsız heyetleri aslında sokmayarak Türkiye ile aynı politikayı izlediğini bize göstermiş oldu. Yanlış bir tutum içerisindedir KDP. Kürt halkının mücadelesiyle, yani er ya da geç Kürtler özgürlüğü yakalayacaklar. Er ya da geç özgürleşecekler ve bu çok uzun bir tarihte olmayacak. Bu nedenle eğer KDP, oradaki hükümet bundan 3 yıl sonra, 5 yıl sonra başta Kürt halkı olmak üzere Orta Doğu'daki bütün halkların yüzüne bakabilmek için bence şimdiden doğru olanı yapmalı. Kendi topraklarındaki bu yaşanan kimyasal silah kullanımıyla ilgili iddialara yönelik bağımsız sivil heyetleri açması gerekir. Bu maskelerin, ulaştırılan maskelerin, düşünün, o alana kadar gelmiş, kendi ellerine kadar gelmiş maskelerin el konulması, ulaştırılmaması tamamıyla Türkiye'nin baskıları sonucu ortaya çıkan bir şey, bir durum. Ama bir siyasi parti, bir hükümet kendi geleceğini de başka bir ülkedeki bir siyasi partinin, bir hükümetin geleceğine çok fazla endekslememesi gerekir. AKP gidicidir, Erdoğan da gidicidir. AKP'nin gidişi KDP'yi artık orada çok zor durumda bırakacak. Türkiye'deki siyasi gelişmeleri çok iyi okuması lazım KDP. Hem Kürt halkının geleceği için hem de kendi geleceği için şimdiden halkının yanında, Kürt halkının yanında yer alması gerekiyor. Türkiye'deki mevcut rejimi faşizm olarak nitelendiriyoruz. Yani Türkiye şu anda faşist bir iktidar tarafından yönetiliyor. Faşizmin bir ülkede varlığının anlaşılması için birkaç temel şey var. Onlardan bir tanesi şu: faşizm bilime düşmandır. Faşizm bilim insanına düşmandır, sanatçıya düşmandır, aydınla düşmandır. O nedenle fincan Şebnem Korur fincancıya düşmandır, öyle söyleyeyim. Faşizmin bir ülkedeki varlığının ikinci nedeni de faşizm özgür basına düşmandır. Hep bütün faşizmin olduğu ülkelerde basın ve medya tekleştirilmiştir. Ve tabii ki kimyasal silah kullanımıyla ilgili hem bu iddiaları araştıran hem de görünür kılmaya çalışan Mezopotamya Haber Ajansı'na bu nedenle yönelildi. Özgür basına yönelik bu operasyon Şebnem Hanım'la birlikte yapıldı, gerçekleştirildi. Ne yapmak gerekiyor? Bir, mücadelede ısrarcı olmak çok önemli. Özgür basın gözaltına mı alındı, tutuklanmalı mı, tutuklandı mı? Tabii ki özgür basın, yani şunu demeli: Ape Musa'nın öğrencileriyiz, onun kalemini asla yerde bırakmayacağız. Gerçekleri yazmaya, gerçekleri haykırmaya, bedeli ödeyerek de olsa devam edeceğiz diyebilmeli. Ki bu dendi, çok önemli bir nokta. Artı, Şebnem Hoca, ben bir bilim insanıyım. Bir bilim insanı olarak doğru bildiklerimi, beni tutuklasanız da gözaltına alsanız da söylemeye devam edeceğim dedi. Ve Şebnem Hoca'nın arkadaşları işte her gün açıklamalar yapıyorlar. Şebnem Hoca'nın arkasında olduklarını, aynı şeyleri düşündüklerini ve söylediklerini
faşizm koşullarına rağmen ifade ediyorlar. Bu da çok önemli bir nokta. Faşist iktidarların en fazla korktuğu şeydir. Yaptıkları her şey, bütün saldırıları, insanları yıldırmak, yere adım attırmak, mücadeleden uzaklaştırmak ve vazgeçirmek içindir. Basına ve medyaya düşen video görüntülerinden sonra çok büyük bir tepki oluştu toplumda. Özellikle Avrupa'da o günden beri her gün Avrupa'nın her yerinde eylemlerle, etkinliklerle bu insanlık suçu dünyaya duyurulmaya çalışılıyor. Ve bir biçimiyle de kurumlar harekete geçirilerek, bağımsız yani yapılar harekete geçirilerek bunun bilimsel bir rapor haline dönüştürülmesi için çabalar devam ediyor. OPSB'ye Irak'ı başvuru yaptırıncaya kadar. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'in oluşturacağı bir heyetin, bir soruşturma heyetinin Irak'a gidip çatışma alanlarında inceleme ve analiz yapmasını sağlayıncaya kadar bu eylem ve etkinlikler devam etmeli. Asla aksamamalı diye düşünüyorum. Aslında hükümete geri adım attıracak olan da budur. Bakın, bu kadar sivil toplum şeyine rağmen, itirazına rağmen, eylem etkinliklerine rağmen o günden beri kimyasal gaz kullanımıyla ilgili, kimyasal silah kullanımıyla ilgili her gün basına ve medyaya düşen haberler var. Biz de sizi bu konuda geri adım attırıncaya kadar oraya bağımsız heyetler, bilim insanlarını gönderinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.